hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, doya doya modaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Evet. Konseptimiz ne? Konseptimiz ne? Dore şık. Dore. Konseptimiz ne? Dore şıklı. Konseptimiz ne? Dore şıklı. Ay 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 ay. Evet ay, ama Eda'nınki galiba bugün jüri olacağım. Evet, yanlış anladım. Bugün Gülşah saçoğlu şıklığı galiba. Evet. Hocam saçımı da onun gibi yaptı. Yaptı. Hiç bugün, söylemesen biz görmeyeceğiz. Bugün seyrettik ya. Gözlükler takmış falan. Dül seni taklit ediyordu. Evet. Bugün alışverişte de gözlük taktım. Gözleri kanadı Gülşah Saraçoğlu'nun. Evet. Ben onu da taktım. Evet, seni yerine götürürken. Nereden alışveriş ettiniz diyeyim? Bakırköy. Ne kadar? Halinize bak. Nereden? Bakırköy. Nereden alışveriş ettiniz? Bakırköy. Aferin. Bak, dün çizmelerin bu olmalıydı, postal. Senin için giydim. Ya, anladın mı o kıyafete? Geç kızım. Geçeyim hocam. Geç. Evet. Nasılsın kızım? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Gayet iyiyiz biz gördüğün gibi. Ne oldu? Terzi meseleleri, bir şeyler. Ay hocam başıma neler bir geldi. Şeyler. Ah Aslı geldin ikinci gününde neler yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım hocam. Nedir şu mesele kızım? Hocam diyor ki Melike ve Eda beni takip ediyor, beni taklit ediyor. Çünkü ben kumaşçıya gittikten sonra benim izimden geldiler diyor. Oysa ki geçen haftada, geçen haftalar daha doğrusu Lame şıklığında da Hülya ve Aleyna hepimiz aynı kumaş aldık. Çünkü o pasajda 4 tane mine kumaşçı var ve Lame ile Altın sadece o beyefendi de var. Ve zaten hani hepimiz de farklı parçalar yaptığımız için ve ilk olarak aslında bu programda biz o kumaşçıya girdiğimiz için bence bu söylediği çok yanlış. Bana dünkü yarışmacısın sen diye duruyordu bugün de. Ah. Dün de bugün de keza aynı şeyleri söyledi. Madem ben dünkü yarışmacıyım, daha 2 günlük yarışmacıyım. Yani tabii ki de ben kendime yakın gördüğüm konumlara doğru hareket ediyorum. Sen tamam. Madem benden eskisin, o evet. Zaman o terziye gelmeseydin ya da o kumaşçıya gitmeseydin. Dediğim sen gibi başka kumaşçı bilmiyor evet, musun? Evet, pasajda 3-4 tane. Aslıcığım sen gidiyorsun da biz gitmeyecek miyiz? Hayır, ondan söylemiyorum. Kalkıp benim orada kasada önüme geçiyorsunuz. Yok, ben geldim sırayla ödedim. Hayır, sırayla ödedim. Orada önüme geçti. Hayır, sırayla ödendi. Sen orada benim önüme geçtin. Hayır. Daha sonra terzide de aynı problemi yaşadın. Seninle bir birlikte. Sırayla paramızı ödedik. Sırayla kumaşçılarımızı. Hatta sen ikinci çıktın. Üçüncü çıkan da benim. İlk çıkan da sensin. İkincisi terzide de ben önce beyefendiye gittim. Zaten kaç metre kumaş alayım, ne yapayım, ne edeyim diye sordum. Orası sen beni gitmeden önce. Kumaşın ama alıp gelecek mi? Olsa böyle bir şey alıp da gidip söylemedim. Sonra ben geldiğim hayır. Sırada sen oradaydın. Ama biz zaten beyefendiyle konuşmuştuk yani. Hani metre karesini şuna bunu. Konuşmasak. Benden önceden tamam da kumaşsız neyse. Gitmişsin. Ama çok ben gittim. Sen şu an hak ettin bence. Boş. Ben olsam öyle podyuma çıkmazdım. Ne var ayol üstünde? Arkanda süngerlerin görünüyor yani. Elyaf ben olsam çıkmazdım asla. Gören de gel. Sünger İkincisi, gibi duruyor. Hocam Elyaf onun adı neyse. Tamam işte sünger gibi duruyor. Elyaf bile değil. Elyaflıktan çıkmış toplu iğnelerle sardığın için. Hocam neler oldu neler anlatayım. Kollarım yetişmedi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Esra ne haber ya? Hoş geldin Esra ya. Aynısını söyledim. Vallahi Esra geldi aynen. Aramıza. Arkada söyledim bana bir bağırdı. Kim? Gülşah Hanım şey kız. Bana adı kız. Aslı. Yeni kız. Aslı. Bana hoş geldin Esra dedim. Bir bağırdı bir sesini yükseltti. Şaka yapıyorsun. Ben de kutuya kaldım. Vallahi ya benim yok hiçbir şey denem. Şimdi benim yaka kartımda ismim yazıyor. Hoş geldin Aslı nasıl şey hoş geldin Esra ne demek? Ama sen Esra gibi Esra'sın demek. Bana neden sana yakıştırmasını ismini. Yapıyorsun? Ben sana diyor muyum şu kişisin ya da bu kişisin diye? Aslı'cığım Esra tabii ben şimdi espri Gülşan'ın yapıyorum. Herkesin kişiliği ve kimliği hepiniz ayrı ayrı tabii ki yani. Fakat şöyle ki ben sana bunu demem çünkü Esra da böyle bir anda aynı şekilde hani hem yükselerek o da çok yüksek bir karakterdi. Sen de yüksek bir karaktersin onun için ben sana öyle dedim. Yoksa arkada ne yaşıyorsunuz onu da bilmiyorum yani ben burada görüyorum. Sen niye güldün Hülya?
Hı? Niye yaptın böyle? Yok Gülşah Hanım, ben hiç bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkada aslında tatlı bir kız. Yani böyle değil. Bu podyuma gelince böyle sertleşiyor. Arkada de, gerçekten hiçbirimizde sert konuşması yok. Serviste olsun, alışverişte olsun tatlı bir kız. Tahrik etmiyorsun. Şu anda niye ben kimseye herhangi bir şekilde bana cümle kurup tahrik etmiyorsun. O yüzden tatlıyımdır. Nasıl geliyorsa tamam, öyle işte geliyorum. Tamam işte, yani anladın mı? Birazcık saygılı ol bence. Saygı, aramda 10 yaş öğrenecek falan değilim. Bak sürekli yaş farkını söyle. Durma. İşte ben ilk kez söyledim bu arada. Bu podyumda ilk kez bunu söyledim. Genelde arkada başkaları bunu söyler. Şimdi biz size sevgi dolu yaklaşmamız yaşım için sizler de büyüklerimize biraz bakma. Saygılı olun. 34 ne yaşındayım. Biraz saygılı olun. Ne ekersen onu biçersin değil. Büyüklerine sen önce saygılı olmayı saygı öğreneceksin. Saygı kazanılan bir şeydir. Önce hayır, saygı göstereceksin, saygı sonra saygı bekleyeceksin. Öyle bir şey yok. Kabul saygı etmiyorum. Saygı herkese gösterilmesi gereken bir şey. Kazanılan sen bir şeydir. Sen benim önüme geçersen ben sana saygı gösteremem canım. Terzideki önüme geçen sendin. Sonuç. Sen önce yaptırmışsın. Hocam ben elbisem yapıldı. Ben size şunları anlatmak istiyorum neler yaşadığımı. Çünkü benim için çok eğlenceli bir şey oldu. Çok mutlu oldum. Elbisem yapıldı. Fakat kollarım yapılmadı, yetişmedi. Ondan sonra buraya geldim. Hayatımda ilk kez o dikiş makinesini deneyimledim. Çok heyecanlandım. Eyvah. Böyle ellerim falan titredi. Yetiştirebilecek miyim, yapabilecek miyim falan. Sonra kalanlarını da biraz böyle toplu iğneyle yaptım. Çünkü hepsini dikiş makinesi bu kalın olduğu söylüyor için hepsini alamadı. Söylüyor kız zaten. Sünger gibi diyor. Sünger evet, bile olamamış diyor. Hepsini ne yazık ki dikiş makinesi alamadığı için kalan kısımlarını da buraya toplu iğnelerle yaptık. Evet. Nereye gidiyorsun? Hocam ben ödül törenine gidiyorum, ödül almaya. Hmm. Ay daha neler gidiyor. Ne ödülü alacaksın çocuğum? Hocam yılın en iyi modacısı ödülünü vermiş bana. Yalnız bugün çok beğendim saçlarını. Sadece o kadar dermişim. Evet, devam ediyoruz. Fiyatlarını söyle bakalım. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam doya doya modaya çok özel 100 TL. Kumaşıma, altınıma ve siyahıma 240 TL ödedim. Terziye 250 TL ödedim. İçimde vatkalarım ve fermuarım var. Onları 15 TL'ye ödedim. Takılarım da 70 TL hocam. Ya Elyaf, Elyaf'a ne ödedin? Süngermiş. Sünger dedi. Evet. Ama bana teşekkür et, sayemde evet, bir şeyler öğrenmişsin. Aynı saçlar da yapılmış. Ay, göster Allah hocam, aşkına göster ekrana. Hocam makyajıma kadar. Ekrana göster. Bak. Ekrana göster. Sevgili seyircilerimiz. Böyle bir şey olamaz ya. Aynısı dön değil mi? Dön bakayım yan dön. Hayaller hayatım. Yan dön. Hayır öteki bana doğru dön. Dön tam yanım. Bakar mısınız? Aşağı doğru bak mesela. Bak. Yapmış mı? Yapmış yani. Yapmış. Kız yapmış. Saçım baş... Bu bana da benziyor ya biraz. Evet. Tabii. Şu anda valla onu söyleyecektim. Şimdi Gülşah sana bir soru soracağım. Canım. Ondan sonra cevaplayacağım. Sen olsan bu çantayı alır mıydın bu kıyafete? Merak ettiğim için soruyorum. Ben alırdım. Ben alırdım ya.